öyle Diyanet teyze? Ben mi gürültü yaptım da uyandırdım sizi? Yok canım. Zaten ben erken kalkarım. Bugün çok bile uyumuşum. Gelin kalkmadı mı daha? Uyanır birazdan. Ben size önden bir kahvaltı hazırlayayım mı? Ne münasebet. Kalksın da Betüş Hanım hazırlasın. Bir de gelin elinden bir şeyler yiyeyim ha. Anneciğim, yumurtalarınız pişti. Hadi siz geçin oturun isterseniz. Kahvaltıyı Betüş hazırlasın mı dedi? Evet, şaşırdım kaldım. Yumurtaları pişirsin getirsin önüme dedi. Allah Allah, niye böyle oldu bu kadın anlamadım ki. Ben de anlamadım Betüş Hanım. Gül gibi kadın annemize baka baka cadaloz oldu. Affedersiniz Betüş Hanım, öyle söylemek istemedim. Yok yani bunda kusura bakılacak bir şey yok. Annem biraz huysuz biliyorum ama... Neyse hadi gel götürelim şunları. İçimden 100'e kadar saydım. Herhalde yumurtanız istediğiniz gibi olmuştur. İnşallah. Bana fark etmez kızım. Hangisini istersen ver. Tamam anneciğim buyurun. Eda? Benim için de fark etmez ver. Peki. Sabahtan beri otur otur sıkıldım. Şu çayları koysan da kahvaltıya başlasak ha? Çayları ben hazırlayayım. Yok Firuzeciğim ben koyarım çayları da. Al sen çocukların yumurtalarını ver hadi. Herkese günaydın. Günaydın canım. Şş. Yatak odasında yapacağınız şeyleri cümle alemin içinde yapmasanız diyorum ben. Anne sabah sabah pek mi şakacısın sen değil mi? Niye? Şaka yapar gibi bir halim mi var benim? Hadi gelin git de çayları koy bari. Günaydın. Ne yapıyorsun? Aa, onlar ne? Benden mi gizliyorsun? Hadi göster. Aa, çok güzel bunlar. Günaydın kızlar. Günaydın abi. Bak. Aa, ne güzel çiçek onlar öyle. Rengarenk. Çilek. Bak sana ne diyeceğim. Ben bu çiçeği Tuğçe'ye hediye edeyim. Niye? Başkasına mı vereceksin? Bakayım. Betüş'ü anneler günü hediyem. Ay Betüş'ü almış. Ne soruyor ki? Siz ne aldınız diyor herhalde. Biz bir şey almadık ama ona hayatı boyunca unutamayacağı kadar güzel bir hediye hazırladık. Hadi çileği de gösterelim. O bizim kardeşimiz. Bak bunu ben çizdim. Betüş için. Bu mektubu da ben yazdım. Senin, benim ve abimin adına. Hadi çileği de oku. Merhaba Betüş. Evet efendim. Sizlere çok kıymetli bilgiler vereceğim. Eminim ilginizi çekecektir. Ne olur karıcığım orayı burayı arama. Özel hayatımızı televizyonlarda anlatma. Gebertirim. Anlatacağım abi bey. Anlatacağım ki 60 milyona ibret olsun. Bekliyorum operatör bey. Hah. Şimdi bağlıyorlar Seda seni. Ne göreceksin abi? Ne olur kapat şu telefonu. Sıkınlaşma. Anneciğim biz Betüş'le alışverişe çıkacağız. Sen evde yalnız sıkılmazsın değil mi? Neden ben gelmiyormuşum? Anneciğim biz özel bir şeyler almaya çıkacağız ya Sadık'la. Sana sormadım. Ben oğlumla konuşuyorum. Anne Betüş'e niye böyle ters davranıyorsun? Yani sonuçta aynı cevabı ben de veriyorum. Evet yalnız gitmemiz gereken bir yer. Yeni evli çift bırakın gitsinler. Siz niye peşlerine takılıyorsunuz? Gelin geldi pabucumuz dama atıldı tabii değil mi? Aa, lütfen böyle söylemeyin ama. Hadi hadi sen cevap vereceğine bak kahvaltım bitti. Şu önümdekileri kaldır da bana da bir orta şekerli kahve yap ha. Anne. Ne var anne ne? Tamam Sadık problem değil ben hallederim. Ana! 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 Betüş Hanım! Betüş Hanım bizim komşumuz Suzan Hanım.
yatsın. Ne yapayım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.